İnkarnasyon var mı? İnsanlar öldükten sonra gerçekten de bir başkasının bedeninde dünyaya geri gelecek mi? Birazdan Memiş Hoca cevaplıyor. Akit TV ekranlarından herkese merhaba. Sevgili izleyenler, sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim sizleri. Bildiğiniz üzere her perşembe saatler 18.30'u gösterdiğinde Memiş Hoca ile Mistik Dünya programında sizlerle birlikte oluyoruz ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bugün de önemli, birbirinden önemli mistik konuları ele alacağız. Burada masaya yatıracağız ve Memiş Hocamıza önemli sorularımız olacak. Belki cevabını tam olarak alamadığınız birçok soruyu, birçok konuyu Memiş Hocamızla birlikte sizlerle paylaşmaya çalışacağız sevgili izleyenler Akit TV ekranlarında. Evet, bugün de reenkarnasyon ve Budizmi ele alacağız. Ama öncesinde hocam nasılsınız diyelim öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın bakayım? Geçen haftadan bu yana. Allah razı olsun. Geçen hafta sürpriz yaptık değil mi? Bayağı evet, sürpriz yapmıştık izleyicilerimize. Sevgili izleyenler, geçen hafta fal konusunu ele almıştık. Gerçekten farklı bir şekilde ele almıştık. Hani izleyenlerimiz bunu çok iyi bilir. Ama hocam çok ses getirmişti. Gerçekten çok konuşulmuştu. Yani bu kadar ses getireceğini ya da bu kadar ele alınacağını bu konunun bilmiyordum. Çok ince, hassas bir konuymuş fal konusu da. Gerçekten Akit TV izleyenleri özellikle bu konu üzerinde çok hassaslarmış. İlk bununla başlayalım. Yine biraz düşüncelerinizi alalım sizin, sonrasında Budizm'e değinelim. Vallahi evladım, biz geçen hafta bir tiyatro yapmaya çalıştık, becerebilirsek, bildiysek. Sen karşımda falcı oldun. İşte insanlara, insanlarda ilgi oluşturdun. Ve tabii ki birçok seyircimiz, ya ne oluyor, fal mı canlı yayında bakılıyor gibi tabii tepkilere doldu. Aa, bize fal, bize de fal bakılsın diyenler oldu. Tabii ki benim konuşmaya başladığım andan itibaren işin şeklinin farklı olduğu anlaşılınca falan dediler. Yani fal herkesin merak ettiği bir şeydir. Yani geçen hafta söylediğim gibi insanlar, hepimiz geleceğimizi merak ediyoruz. Başımıza neler geleceğini merak ediyoruz. yakınlarımızla ilgili meraklarımız var. Evlatlarımızla ilgili, işimizle, gücümüzle, evlilik hayatımızla, kısmetimizle ilgili meraklarımız var. Bunu merakı gidermek için de mutlaka bir şekilde, caiz olmasa da, haram olsa da bile, onu bilerek dahil fal baktırıyoruz, falcıya gidiyoruz. Değil mi? Ben dedim ki geçen hafta, evet, bunlar bu şekilde yapılıyor. Ama bunlar kesinlikle haramdır, caiz değildir. Kimse gelecekten haber veremez. Kimse Cenab-ı Allah'ın küllü iradesinde olan bilgilere sahip olamaz. Hiçbir insanoğlu hiçbir zaman 5 dakika sonrasını da, saniye sonrasını da, efendime söyleyeyim, ertesi günün başına neler geleceğini bilemez diye burada mesajlar verdik. Bununla birlikte hiçbir zaman insanlarımız fala ve Allah'ın yasaklamış olduğu hiçbir şeye itibar etmemeleri gerektiğini söyledik. Haramdan, batıldan uzak kalmaları gerektiğini burada söyledik. Fal haramdır, caiz değildir, doğru değildir. Ama zaman zaman ben dahil eğlence maksatıyla, kahve içtiğimizin ha bakalım filan eğlence maksatıyla bunu yaptığımız oluyor. Ama kalben itikat ederek, kalben kendimizi o efendime söyleyeyim, kahvenin telvesine kendimizi kaptırıp da oradan geleceğimizi göreceğimize inanır isek, Allah muhafaza, şirke düşmüş oluruz. Bu kesinlikle caiz değildir, doğru değildir. Bunu tabii ki kimseye tavsiye etmiyoruz. Bizim geçen hafta vermek istediğimiz mesaj buydu. Tabii ilk başta Yusuf kardeşim, senin bana fal bakma anından itibaren millet bir şok geçirmiş, izleyicilerimiz. Sağ olsunlar, bayağı dikkatli izleyicilerimiz varmış. Telefonlar yağmış buraya.
efendim Akit TV'de fal mı bakılır, bu ne oluyor, işte doğru değil, yanlış iş filan diye tepki gösterenler olduğu gibi, efendim işte bize de fal bakılsın, biz de işte geleceğimizi merak ediyoruz diyenler olmuş. Bizim zaten amacımız sol gösterip sağ vurmaktı veya sağ gösterip sol vurmaktı. İnsanların önce bir ilgisini çekip ondan sonra gerçekleri, hak ve hakikatleri söylemekti. Sanırım başardık. Yalnız sen de fena değilmişsin. Yani bayağı bir şeyler ağzın laf yapıyor o konuda. Bir şeyler ezberlemişsin. Dediğim gibi bunu tabii sadece mizansel olarak ele almıştık. Öyle biriler diyor ya, işte fala inanma, falsız da kalma. Falsız kalalım, boş ver. Yarın Allah bilir. Cenab-ı Allah hiçbir zaman geleceği peygamberlerine dahil bildirmemiştir. Hiç kimse geleceği bilemez. Tahminler olabilir, sezgiler olabilir. Efendime söyleyeyim, hissiyatlar olabilir. Cenab-ı Allah eğer isterse bazı kullarına olacak olan olayları rüya aleminde, zikir aleminde, değişik haller esnasında oturduğu yerde bile hissettirebilir. Bu demek değildir ki bu bir efendime söyleyeyim devamı gelecek bir keramet. Böyle bir şey de değil. Buna da kendimizi kaptırmamamız gerekir. Ama ben bir şey hissettim, bu doğru çıktı, ondan sonra her hissettiğim doğru çıkacak diye bir şey söz konusu değildir. Sadece bazı zamanlarda, kimi zamanlarda böyle hissiyatlar insanlarda, hemen hemen her tür, herkesin böyle bir hissiyatları olabilir, her insanda olabilir böyle duygular, hisler. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, faldan uzak kalalım, caiz değildir. Evet, evet evladım. Sevgili izleyenler, Memiş Hocam da yine geçtiğimiz programla ilgili açıklama yaptı. Onun haricinde bir de sürekli programda zaten üzerine basa basa söylemişti hocam. Gaybı ancak Allah bilir, gaybı ancak Allah bilir. Diyerekten fala inanmamamız gerektiğini bizlere bir kez daha öğretmişti, göstermişti. Onun haricinde bugün dediğim gibi Budizmi işleyeceğiz. Budistler neler yapıyor, nasıl ibadet yapıyorlar? Bir de onun haricinde Memiş Hocam geçtiğimiz senelerde yine Nepal'e gitmişti ve bizzat orada onların Tanrıça diye adlandırdıkları Buda'ya taparken, ayin yaparken neler yaptığını, neler uyguladığını, neler hissettiğini bizzat orada o atmosferi yaşayarak görmüştü. Onları hocamıza soracağız. Hocam ilk olarak bunların bu kafa yapısını diyebiliriz. Nasıl karşılıyoruz, nasıl bakıyoruz, neler yapıyorlar, ibadet şekilleri nasıl? Bir de siz oralarda neler yaşadınız, onları merak ediyoruz. Evladım, bu Budizm kesinlikle ama kesinlikle bir din değildir. Kim ki Budizm'e din derse Allah muhafaza küfre düşer. Tek kelime. Lamıncımı yok. Evet. Budizm bir felsefedir. Milattan önceki yıllarda Buda tarafından Hindistan'da kurulmuş, efendime söyleyeyim, bir inanç biçimidir. Yani şu senin arkanda duran var ya, şöyle köpekli camış gibi birisi var ya, onun tarafından Hindistan'da kurulmuş olan bir inanç biçimidir. Budizm, başta söyledim ya, din değil. Din değil. Budizm felsefedir. Felsefi bir inançtır. Bir kültürdür, her ne ise. Evet. Biz hani deriz ya, herhangi bir konuda ya aman Allah korusun, korktuğumuz zaman veya bir şey olduğu zaman aman Allah'a sığınırız ya. Hı hı. Budizm inancında Budistler de herhangi bir konuda korktukları zaman Buda'ya sığındıklarını ifade ederler. Allah Allah. Buda'ya sığındıklarını, yani Buda'yı haşa tanrı olarak görürler. Onları yaratan Buda olduğuna inanırlar. Böyle bir inançtır. Şimdi Budizm'in elbette ki çok içerisinde böyle iğrenç diyebileceğimiz ibadet şekilleri var. Çok sapıkça diyebileceğimiz
inançları var ve yaşamları var. Şimdi Buda, evet, Buda'yı tanrı olarak kabul ediyorlar. Bir de Buda'nın yamakları var. Mesela ateş tanrıçası derler, ona da tapıyorlar. Bunu da kendi arasında, tabiri caiz ise, tarikat kolları var. Efendime söyleyeyim, bunların bir tanesi, haşa ve haşa benzetmek gibi olmasın, işte peygamberleri gibi gördükleri, işte uyuyan tanrı dedikleri bir heykel yapmışlar, tanrıları var. Onun karşısına geçip Budistler ibadet yapıyorlar, ona tapıyorlar, ona dua ediyorlar. Efendime söyleyeyim, ateş tanrıçası var onların inancında. Ateşin, o ateş tanrıçasının yanına giderler, o heykelin karşısında ona taparlar, ona dua ederler. Hatta ve hatta o tanrı dediklerine, tanrıça dediklerine ve peygamber diye gördüklerine ikramda da, yiyecek ikramında da bulunurlar. Şimdi bunlar maymuna da taparlar. Bunlar maymuna da taparlar. Yani bizim iğrendiğimiz, iğrenç dediğimiz mahlukata da taparlar. Bunlar yılana da taparlar. Budizm inancında yılana tapmak da var, maymuna tapmak da var, ateşe tapmak da var. Değişik değişik tapma ibadet şekilleri var. Efendime söyleyeyim, değişik türlü, efendime söyleyeyim, peygamberleri var. Hatta ve hatta ben Nepal'e gittiğimde bir kızcağız, 9 yaşındaki bir kızcağızı tanrıça ilan etmişler. Dedim ki bunu nasıl ilan ediyorsunuz, bu nasıl oluyor? Diyorlar ki biz bir sürü genç çocuk toplarız, o genç çocukların karşısında biz bir hayvanı keseriz, o hayvanı kestiğimiz anda kimin gözü böyle yapmıyor ise o bizim için tanrıçadır. Ölçü bu. Ölçü bu. Yani orada herhangi bir insan eğer gözünü kırpmadı, vay be bu canavarlar ne yapıyor diye böyle fal taşı gibi gözünü açsa ona da tanrı diyecekler. Aha bu, aha bu karı, aha bu kız. Bu şu. Buna tanrıça diyorlar. Ve bunu gidip ayaklarını öpüyorlar bu kızı. Bu kız çocuğunu ben gözlerimle gördüm. Gidip ayaklarını öpüyorlar. Ya gidiyorlar. Ayaklarını öpmeden önce ta sürüne öpe gelip ayaklarını öpüyorlar. Öyle hemen pat gelip ayağını öpmek de yok. Ona bir sistem mi var, yolu oradan mı var? Şimdi bunlar da böyle sapkın inançlar olduğu gibi çok vahşice ölen insanlara efendim olsun yaptıkları iğrenç şeyler de var. Mesela ben gördüm Budizmin inancında. Budist inancında ölen bir insan boş bir araziye götürülüyor. Boş araziye ölüyü koyuyorlar. Budist rahip gelir. O ölünün karnını deşer ve deştikten sonra bütün akbabalar orada zaten hazır bekliyor. O akbabalar o ölünün bir saat içerisinde içinde dışında ne varsa hepsini yiyip bitiriyor. Geride sadece iskelet kalıyor, kemik parçaları kalıyor. Peki o kemik parçaları ne oluyor, toprağa mı gömülüyor? Hayır. O kemik parçalarını da alıyorlar, bir fırında yakıyorlar veya efendime söyleyeyim öğütüyorlar bir yerde. Öğüttükleri kemik parçalarını kuş yemleriyle harmanlayıp kargalara veriyorlar. Niye kargalara veriyorlar, yediriyorlar o kemikleri, ölünün kemiklerini? Efendim o ölünün kemiklerini kargalar yiyip uçtukça tanrılarına ulaştırıyorlarmış o ölünün ruhunu. Tanrılarına ulaştırıyorlarmış kargalar. Ey gidin sapıklar. Böyle bir sapkınlık. Kur'an'dan önceki cahiliye dönemindeki sapkınlıktır, sapıklıktır bunlar. Tabii bu bitmedi. Yine Budizmin inancına göre ben kendi gözlerimle gördüm Nepal'de.
Ölen bir insanı ağaç yığınlarının, odun yığınlarının üstüne koyuyorlar. Ağzına bir kaşık bal ve tereyağı koyuyorlar ölünün ağzına. Niye? Son dönem, son nimet olarak onu tatsın. Bu adamın ruhu gitmiş daha ne nimet yapıyor. Adam başının derdinin çaresinde ya. Derdinin çaresine düşmüş adam. Tereyağı balı mı düşünüyor? Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ateşi tutuşturuyorlar evladım. O adamı orada yakıyorlar. Orada yakıyorlar, yakıyorlar o ölüyü. Sonra kim yakıyor bunu? Ailenin büyük evladı kimse erkek o yakıyor. Ölü yandıktan sonra ölünün o külleri nehre atılıyor. Nehre, nehre. Sonra o nehirde o ailenin ölünün yakınları, o ailenin fertleri gelip orada yıkanıyorlar. İşte ekranlarda da şu an. Aynen böyle. Hiç bütün hastalıklar, bütün pislikler dünyaya zaten buralardan yayılıyor. Bu ülkelerden yayılıyor. Asya'dan yayılıyor zaten. Lakin bunların sapkınlıkları böyle de bitmiyor. Değişik değişik inanç biçimleri var. Kardeşlerim, bugün benim ülkemde maalesef modernlik adı altında Budizmin tarikat kollarından, ibadet kollarından bir tanesi meditasyon. Bugün maalesef birçok doktorlar dahil İnsanlara meditasyon yapın, rahatlayın diyorlar. Diyemiyorlar ki kardeşim sen sıkıntıya düştüğün zaman, rahatlamak istediğin zaman namaz kıl diyemiyorlar. Meditasyon yapın diyor. Maalesef bu modaya bizim muhafazakar kanattaki doktorlar da katıldı. Duyuyorum. Evet, bizim camiamızdan da özellikle davet var. Ya. Şimdi diyorlar ki efendim sen sıkıntıya düştün, sen bunalımdasın, rahatlayacaksan illaki ve illaki meditasyon yap, yoga yap diyorlar. Yoga. Ne yapıyorlar? Aha böyle. Bu şekilde. Halbuki rahatladığı falan yok. Anca öyle anırır durur. Yapanlar. Halbuki Cenab-ı Allah der ki Kur'an-ı Muhammediye'de Estaizu billah Ya eyyühellezine amenü istainü bissabri ve selat inallaha ma sabirin. Zorluklarla, sıkıntılarla karşılaştığınız zaman mutlaka ama mutlaka sabredin, sabredin, sabredin ve namaz kılın diyor. Modernlik adı altında namaz kılın diyemeyen bazıları meditasyon yapın efendim diyor. Yoga yapın, yoga diyor, rahatlarsınız diyor. Ha babayı rahatlarsınız. Rahatlayamazsınız. Ancak ve ancak namazla, ibadetle, Allah'a teslimiyetle rahatlayabilirsiniz. Başka türlü rahatlamanız mümkün değil. Meditasyon yalan. Çaktırmadan bize Budizmi bizim içimize yaymaya çalışıyorlar. Bu da misyonerlik biliyor musunuz? Bu da misyonerlik. Ya. Yani gidiyorlar benim efendime söyleyeyim saf temiz Müslüman kardeşim gidiyor Hindistan'a, gidiyor Nepal'e, gidiyor efendime söyleyeyim başka Asya ülkelerine. Efendim biz gittik. Nereye gittiniz? İşte efendime söyleyeyim Buda'nın tapınağına gittik. Budist tapınağına. Orada dilek diledik. Orada efendime söyleyeyim şöyle arzumuz vardı. Efendim isteğimiz vardı. Orada mum yaktık. Buda'ya yemek verdik, meyve verdik, geldik. Hay zıkkım iyesice. Bu sapıklık be.
İslam'dan önce, Kur'an'dan önce de insanlar kendi eliyle yaptıklarına taparlar idi. Şimdi de modern çağımızda 21. yüzyılda yine aynı sapıklık devam ediyor. Bir heykele tutup yemek veriyorsunuz, meyve veriyorsunuz. Kardeşim, sizin hiçbir aklınız, beyniniz yok. Siz nasıl üniversiteler bitirdiniz? Efendim, dilek dilemişler, istekleri, arzuları varmış. Peki sen onu yapacağına, o kadar yol gideceğine abdest alıp iki rekat namaz kılıp Cenab-ı Allah el açsaydın daha iyi olmayacak mıydı? Daha iyi olacaktı. Hem manevi olarak rahatlayacaktın, hem de Allah'a teslim olduğundan dolayı, samimi duygular içerisinde dua yaptığından dolayı Allah senin her ne muradın varsa kabul edecek idi. Ama sen batılı seçtin. Peki bir şey mi elde ettin? Hayır. Budayı aldın geldin. Başka bir şey almadın. Budayı aldın geldin. Öyle mi? Öyle. Budizm. İşte Budizmi çaktırmadan tarikat kollarını bize böyle meditasyon, yoga, reiki adı altında bize dayamaya çalışıyorlar. Bizi namazdan uzak tutmaya çalışıyorlar. Allah'ın huzurundan bizi uzak tutmaya çalışıyorlar. Uyanık olalım, uyanık. Uyanık olalım, akıllı olalım. Bunların hepsi kıyamet alametleri. Ahir zamanı yaşıyoruz. Geçen haftalar söyledim ya, ayak baş oldu, baş ise ayak oldu. Hak ve hakikatleri söyleyen herkes maalesef dışlanır oldu, itibar görmez oldu. Ama ne kadar batıl, ne kadar iğrenç, insanları şirke düşürecek işler varsa onları tavsiye edenleri baş tacı ediyoruz. Öyle değil mi? Öyle. Hatırlar mısınız, bundan birkaç sene önce ülkemize sık sık Hintli bir peygamberim diyen, haşa, camış gibi kapkara bir karı geliyordu. Hatırlıyor musunuz? Hatta bizim sosyetikler o kadını görebilmek için en düşüğü $1000 olmak üzere 10 bin 20 bin dolar para verip kadını görmeye gidiyorlardı. Zekeriya Köy'e gazete ve televizyonlarda izliyorduk. Şimdi gerçi o kadın geberdi ya. Şimdi geberdi ya o, hani ben peygamberim diyen Hintli bir kadın. Maalesef bizim sosyetikler o kadının basından öğrendi ki ayaklarını öpüyormuş, ayağını yıkadığı suyu içiyorlarmış. Hay sizin midenize tüküreyim ben. Nasıl bir cahiliye döneminde yaşıyoruz? Haşa, camış gibi bir kadın geliyor, ben peygamberim diyor, bizim cahiller de gidiyor ona, hürmet ediyor, taparcasına ayaklarını öpüyor. Hay ben sizin midenize tüküreyim. Öyle bir şey olur mu ya? Şu hangisi? Bu kadar değil mi? Ya. Evet. Ya, şu evet, kadın değil evet, mi hocam? Evet. Aha işte bu kadar. Ya bu. Aha işte. Sonra bu kadar geberdi. Geberdi. Şimdi sebaneler diyor ki buna, gel bakayım gel. Sen dünyada kendini peygamber ilan ettin he? Öyle mi? Sen kendini peygamber ilan ettin öyle mi? Sen bu millete ayaklarını öptürdün öyle mi? Sen bu millete ayağını yıkatıp efendime söyleyeyim suyunu içirdin öyle mi? Hadi gel bakayım diyecek, gel gel. Gel bakayım. Bunun bir hesabı var burada. Ben neciz. Be cenabet, be kepaze kadın, sen ne peygamberiydin ya. Ama bu da bir misyonerlikti, biliyor musunuz? Bu misyonerliğin içerisine mistik bir hava katıyorlar. Mistizm. Mistik bir hava katıyorlar. Öyle sunuyorlar. Öyle kandırıyorlar. Öyle kandırıyorlar. Arkadaşlar, kesinlikle ama kesinlikle söylüyorum, ilk baştan söylediğim gibi, Budizm bir din değildir. Budizm sadece ve sadece felsefedir. Bizim inancımızda kesinlikle ama kesinlikle tapmak yok. Hele de insana tapmak yok. Sadece bizim inancımızda değil, Hristiyanlıkta da Musevilikte de bu böyledir.
En son peygamber bizim peygamberimiz, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden başka peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Ama böylesi sapıklar ben peygamberim diye ortaya çıkıyor. Budizmin içerisinde çok daha farklı sapıklıklar da var. Var. Budizm'de ne var biliyor musunuz? Ben Nepal'de gördüm. Maymunla evlenmek var. Allah. Evet. Maymunla evlenmek var Nepal'de. Ben bunu gördüm Budizm'de. Maymunla ya, hayvanla ya, mahlukat ya. İnan kalben söylüyorum ki mahlukat onlardan daha düzgün. Mahlukat onlardan daha mübarek. Sapkınlık. İğrençlik. Hem tapıyorlar hem evleniyorlar. Bakın, hem tapıyorlar maymuna hem de evleniyorlar. Ya. Ya. İneğe tapıyorlar. İneğe tapıyorlar. İneğe. İnek bunlardan daha makbul bir hayvan ya. İnek bir işe yarıyor be. İnek bunlara gülüyor belki hayvan mahlukat. İneği tanrı olarak görüyorlar. Kutsal görüyorlar. Ona tapıyorlar. Evet evladım, Budizm budur. Peki hocam şunu merak ediyorum. Hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Tabii ki hala. Onlar da inanç bu. Yani Budizm'de öyle bir şey var ki eğer sen Budistsen, kesinlikle ama kesinlikle bu inanca ters düşmeyeceksin. Ölene kadar? Tabii. Orada mezar yok. Yakılacaksın. Yakılacaksın o kadar. Veya gelecek bir rahip, o rahip senin karnını deşecek, akbabaları seni yedirecek. İslam'da böyle bir şey yok. Yahudilikte böyle bir şey yok. Hristiyanlıkta böyle bir şey yok. Böyle bir şey, bu sapıklık. İşte o rahipler bugün Myanmar'da, Arakan'daki Müslümanları katlediyorlar. Aynı şekilde yakıyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar. Ateşe atıyorlar küçücük çocukları. İşte o Budistler yapıyor bunu. O Budist rahipler yapıyor bunu. Benim bazı ahmak insanlarım diyor ki, o bazı cahiller, efendim diyor, Budizm'de diyor huşuluk var diyor, humanistlik var diyor. Onlar kimseye zarar vermez. Onlar kimseye kötülük yapmaz. E peki Arakan'daki Müslümanlara yapılanlar nedir? Kim yapıyor o kötülüğü? Kim yapıyor oradaki insanların evini yakan, efendime söyleyeyim, çocukları öldüren, kadınları öldüren, insanların evinin bahrini yakan, işini gücünü, efendime söyleyeyim, darmadağın eden, haritadan silenler kim? O rahipler. Fetvasını da rahip veriyor. Şeytan bir tip. Yapanlar da Budist rahipler. Hani humanistlik vardı? Hani humanistlik vardı, iyi niyet vardı? Hani sevgi vardı? Geçin bunları. Geçin bunları. Bunlar şirke düşmüş şeytanın adamları. Şeytan bile bunlarla dalga geçiyor. Derim ki kesinlikle ama kesinlikle yogadan uzak kalın. Meditasyondan uzak kalın. Tek kelime rahatlayacaksanız alnınız secdede olacak, namaz kılacaksınız. Başka şansınız yok. Başka şansınız yok. Bir başkasının bir şeylerine özenmeyin. Bir başkalarının yaptığına inanmayın. Ehli küfrün yaptıklarına itibar etmeyin. Yaşamlarına itibar etmeyin. Allah muhafaza. Bir bakmışsınız ki onlardan olmuşsunuz. Ahiretinizi de mahvedersiniz. İmanınızı kaybedersiniz. Sakın. Evet evladım. Evet hocam. Reklamlara geçiş yapalım arkadaşlarımız da. Evet. Yarım saatimiz doldu. Evet. Nasıl geçtiğini anlamadık sevgili izleyenler vaktin ama yarım saatimiz doldu. İlk bölümü tamamlamış olduk ve hocamızın Nepal'de neler yaşadığını, neler gördüğünü bizzat oradaki atmosferi bize canlı olarak aktardı. Onun haricinde ikinci bölümde reenkarnasyona değineceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.
Evet, Memiş Hoca ile Mistik Dünya programına tekrardan hoş geldiniz diyelim. Ekranlarını yeni açanlar varsa sevgili izleyenler, ilk bölümde Budizmi işlemiştik. Hocamızdan orada Nepal'de neler yaptığını dinlemiştik. İkinci bölümde de reenkarnasyona değineceğiz sevgili izleyenler. Reenkarnasyon var mıdır gerçekten, ya da öldüğümüzde bir başkasının bedeninde gerçekten dirilecek miyiz, tekrar var olacak mıyız? Bunu hocamıza soracağız. Evladım, reenkarnasyon dedikleri olay. Evet. İnsan öldükten sonra o ölen insanın ruhunu bir başka insanın ruhunda, efendime söyleyeyim, tecelli edeceği veya hayvanın bedeninde tecelli edeceği veya efendime söyleyeyim işte hayvanın, işte kedinin, köpeğin, farenin, yılanın, efendime söyleyeyim, bedeninde bedenine geçeceği anlamındadır. Şimdi herkes anlayabileceği bir dili kullanıyorum burada. Yani Allah muhafaza X bir insan öldüğü zaman o X bir insanın ruhu direkt bir başkasının, efendime söyleyeyim, bedeninde yer almış oluyor. Veya bir hayvanın, herhangi bir hayvanın bedeninde yer almış oluyor. Açıkçası bu. Evet. Halbuki Cenab-ı Allah der ki estaizu billah küllün nefsün zaikatül mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Allah bize ne kadar ömür vermiş ise biz bu ömrü yaşar, vakit geldiğinde de göçer gideriz. Öyle mi? Öyle. Öldüğümüz andan itibaren ta ki kıyamet gününe kadar, mahşer gününe kadar tekrar tekrar Budist inancına göre, reenkarnasyon inancına göre tekamül olayı yok. Bir başkasının bedeninde yer almayacağız. Canlanmayacağız, dirilmeyeceğiz. Bir insan öldüğü andan itibaren ruh bu dünyada yapmış oldukları müsbet ve menfi her ne varsa onun hesabını verir arkadaş. Zalimse zalimin cezasını çekecek. Adam öldürdüyse onun cezasını çekecek. Kıyamete kadar. Ama iyi işler yapmışsa bir insan, Allah'ın emrine, hakkı, hakikatleri aynen birebir yaşamış ise, tatbik etmiş ise hayatında, elbette ki o insan öldüğü andan itibaren cennet gibi bir yerde istirahat edecektir mahşer gününe kadar. Mahşer gününde dirileceğiz. Ondan sonra elbette ki o insanlara gerçek anlamda gerçek cennet verilecektir. Tekrar tekrar dünyaya gelme olayı yoktur. Bu inanış küfürdür. Ama buna inanan insanlar şunu bilsin ki, ben demiyorum, Kur'an-ı Muhammediye diyor. Onlar diyor, dünyada zalim olanlar, asi olanlar, şirke düşmüş olanlar, zulmedenler öldükleri zaman hak ve hakikatleri, gerçekleri görecekler diyor. Onlar gerçekleri gördükleri zaman mutlaka ama mutlaka yalvaracaklar bana. Ya Rab, biz hak ve hakikatleri gördük, gerçekleri gördük. Tekrar beni dünyaya gönder. Bak, o zaman sana nasıl kulluk vazifesini yapacağım diyecekler ama onlar sadece ve sadece boş yalvarmalar. Onların yalvarmaları işe yaramayacak. Feryadı figanları işe yaramayacak. İmtihanı biz burada vereceğiz. İyi kul olacağız. Biz bırakalım, ucu açık olan neydi belirsiz. Öldükten sonra tekrar tekrar dirilip, efendime söyleyeyim, öleceğiz, dirileceğiz, öleceğiz, dirileceğiz. Bu felsefeleri, bu safsataları bir kenara bırakalım. Allah bize ne kadar ömür vermiş ise bu ömrü Rabbimizin istediği gibi temiz bir şekilde yaşayalım ve öyle göçelim gidelim.
Kesinlikle ama kesinlikle ölümle kıyamet arasında tekrar tekrar hiçbir canlının dirilmesi söz konusu değildir. Böyle bir şey yoktur. Bu sapkın ve sapık bir inançtır. Eğer ki bir insan acaba mı deyip de inanır ise Allah muhafaza imanından gider. Şirke düşmüş olur. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Benim bilhassa benim belli bir bölgede, Türkiye'min belli bir bölgesinde bazı insanlar efendim sık sık yine birileri tarafından özellikle ekrana getiriliyor. Efendim bu çocuk var ya, bu çocuk zamanında bilmem kaç sene öncesinde filancıymış diye PR yapıyorlar. Reenkarnasyon PR'ı yapıyorlar. Bu bir oyundur, aldatmacadır. Eğer ki gerçekten öyle bir şey var ise işte o şeytani cinlerin bir oyunudur. Şeytani cinler bir insana musallat olduğu anda şöyle olabilir. O kişinin beynine ve kalbine vesvese vererek, yahu sen eskiden kraldın be, şu filancı kişiydin veya ki filancı komşundun. Bilmem kaç senesinde sen öldün ama bak şimdi sen tekrar dirildin. Bak şöyle 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 şöyle, bir de geçmişle ilgili bir takım gerçekleri de verir o şeytani cinler. O zavallı maneviyattan uzak olan, maneviyattan uzak olan, manevi şuurdan uzak olan o zavallı, ha öyle mi filan deyip inanabilir. Bu da mümkündür. Burada şeytani cinlerin bir aldatması da söz konusu olabilir. Ama buna itibar etmemek lazım. Buna inanmamak lazım. Bu doğru değil. Reenkarnasyon yok. Öldükten sonra tekrar tekrar dünyaya gelmek yok. Yok. Peki ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Dünyaya geldiysek adam gibi yaşayacağız, temiz yaşayacağız ve öyle göçüp gideceğiz. Allah'a kul olacağız. Allah'ın sevgili peygamberine, kuluna, Habibine iyi bir ümmet olacağız. Başka bir şey yok. Peki ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim hakkıyla yaşayacağız. Kur'an ne emrediyorsa o emirleri birebir yaşayacağız. Kur'an namazı emrediyor, namazımızı kılacağız. Orucu emrediyor, orucumuzu tutacağız. Zekatı emrediyor, durumu iyi olanlar için zekatımızı vereceğiz, fitremizi vereceğiz. Fakiri, fukara, yetimi kollayacağız. Zalim olmayacağız, alkol almayacağız, fuhuştan uzak kalacağız. Fitne yapmayacağız. Karımıza veya kocamıza zulmetmeyeceğiz. Çocuklarımıza zulmetmeyeceğiz. Anamıza, babamıza zulmetmeyeceğiz. İşte o zaman salih kul olacağız biz. O zaman temiz kul olacağız biz. O zaman gerçekten Allah'ın sevdiği bir kul olacağız biz. Bir başkalarının PR'ıyla, efendime söyleyeyim, sapık inançlarına kanmayalım. Efendim ben işte kiliseye de gitsem olur mu? Olmaz. Ne Budist tapınağına gideceksin, ne kiliseye gideceksin. Senin mabedin, senin ibadetin camidir, cami. Camiye gideceksin. Camiye gideceksin. Birçok eve ziyarete gittiğimde görüyorum ki evlerde Buda'nın, o deminki camış gibi adamı var ya, demin gösterdiğin evladım arkanda var ya, o adamın heykellerini almışlar, işte odaların, salonların böyle en güzel yerlerine koymuşlar. Hey zavallı, babanın resmini koymasın, ananın resmini koymasın oraya. Zavallı, zavallı. Ha, buna tapıyorlar. İnsan utanır be, güler be. Belki bu adam şu anda mahşerde azap görüyor, azap. Belki değil, görüyor, görüyor. Görüyor. Kıyamete kadar hep azap görüyor. Kıyametten sonra da azap görecek. Onlar için kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, böyle şeylere itibar etmeyelim. Budizm'e itibar etmeyelim. Reenkarnasyon inancından uzak kalalım.
Vesveseden uzak kalalım. Ama hocam bizim içimize zaman zaman böyle vesveseler geliyor. İşte o zaman ayet-el kürsü okuyacaksınız. O zaman ayet-el kürsü okuyacaksınız. O zaman Felak ve Nas surelerini okuyacaksınız. Ama illaki ve illaki ayet-el kürsü asılacaksın. Oku, oku, oku. Kalbini boş bırakma. Kalbini boş bırakırsan, avam avam oturursan elbette ki şeytan senin kalbine ve beyninin içerisine yerleşir, sana vesvese verir. Sana sıkıntı verir. Bol bol ayet-el kürsü okuyacaksınız. Ben size tutup da felsefe yapmıyorum. Ay şöylemiş, şöylemiş, öyle yok. Anlaşılabilecek dili kullanıyorum. Düz konuşuyorum, düz, net konuşuyorum. Akademik değil, felsefe. Ben onlardan anlamam. Benim öyle bir kültürüm yok. Ben sizden birisiyim. O yüzden sizinle anlaşıyoruz, konuşuyoruz, rahatız. O yüzden sizler beni seviyorsunuz. Bana göz nurunu akıtıyorsunuz. Öyle değil mi? Daha vaktimiz var mı? 1-2 dakikamız kaldı hocam. Öyle mi? Evet. Ayet-el Kürsü dedik değil mi? Hı hı. Ya. Ayet-el Kürsü mutlaka ezberleyin. Bizim Kemal bile ezberledi. Sizler de ezberlersiniz. Değil mi? Evet. Sen biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam. Çok. Aferin. Okuyorsun derken. Hı hı. Aferin. Ben geçenlerde söylemiştim değil mi? Ayet-el Kürsü'yü bolca okuyun. Hikmetlerini anlatmıştım değil mi? Hı hı. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayet-el kürsüyü okuyan insana ölüm gelmez diyor. Bunu duyan sahabe diyor ki peki ya Resulullah vakit geldiğinde ne olacak? O zaman diyor ona unutulur diyor. Anlatabiliyor muyum? Ayet-el kürsü bir zırhtır. Bizi insi ve cinsi şeylerden muhafaza kılar arkadaş. Efendim peki bana büyü yapıldı, o zaman Felak suresini okuyun. Ayet-el kürsü aklına Felak suresi. Peki hocam bana cinler mi salat oldu? Ayet-el kürsü Felak Nas suresini oku. Peki hocam öyle değil de ben kiliseye mum yaksam olur mu? Kendini yakarsın. Kendini yakarsın, imanını yakarsın, perişan olursun. Yapmayacaksın. Gayet basit reçete ortada. Ayet-el kürsü Felak Nas bitti. Ha, daha çok bir problem var, daha çok bir sıkıntım var. O zaman programı devam edin, ben size çok tüyolar vereceğim. Çok sırlar vereceğim. Öyle, öyle her şeyi birden paylaşmak yok. Bu gece cuma gecesi. Ne diyoruz? Teheccüd kılacağız. Ben kalben söylüyorum ki her teheccüd namazımda ya Rabbi beni izleyen Akit TV izleyicilerinin her ne muradı varsa o muratlar onlar için hayırlısıysa nasip eyle diye dua ediyorum. Ya Rab benim Akit TV izleyicilerimin hastaları varsa şifalar ihsan eyle diye dua ediyorum. Ya Rabbi benim Akit TV izleyicilerimi insi ve cinsi şeylerden muhafaza eyle diye ben dua ediyorum. Ya Rab benim Akit TV izleyicilerimin her ne sıkıntısı var ise onları sen selamete çıkar diye dua ediyorum. Allah'ım benim Akit TV izleyicilerimin her ne basiretsizliği varsa, kısmetsizliği varsa o kısmetsizliği, basireti bertaraf eyle, onlara bereket ihsan eyle, hayırlı kısmetler ihsan eyle dua ediyorum ben. Ben sizlere kalben dua ediyorum. Ama sizler de bana kalben dua edin. Ne olur. Benim de ihtiyacım var. Ben de kulum. Karşılıklı. Siz beni görüyorsunuz. Ben sizi hissediyorum sadece. Birbirimize dua edeceğiz. Şu mübarek gecede eğer teheccüde kalkıp dua eder iseniz biliniz ki Allah duanızı kesinlikle ama kesinlikle kabul edecek. O dua hiçbir zaman boş geri dönmeyecek. Yeter ki samimi olalım. İbadetimizde de samimi olalım, duamızda da samimi olalım, zikrimizde de samimi olalım. Samimiyet. Bu arada bütün ümmet-i Muhammed'e, herkese dua edelim ne olur. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizleri de beni de dünyada ve ahirette mahcup olacağımız tüm hallerden, şerlerden muhafaza kılsın. Rabbim bu dünyada ve ahirette gerçek anlamda birbirimizi kendi rızası için sevenlerden eylesin.
Cenab-ı Allah bu gecenin hürmetine bizlere sağlık, sıhhat ihsan eylesin. Hayırlı cumalar diliyorum. Amin diyelim hocam. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, programın sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Mimiş hocamız bizlere çatır 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 tabiri caizse doğruları söyledi. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarsanız siz bilirsiniz, kaybedersiniz diyelim. İnşallah kazananlardan oluruz bu ümitle. Programı sonlandıralım. Haftaya Perşembe günü saatler 18.30'u gösterdiğinde tekrar Akit TV'de biz Mimiş Hoca'yla Mistik Dünya programında başka bir mistik konuyla yine burada olacağız. Görüşmek umut ve dileğiyle diyelim. Şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Bu arada bizden sonra hemen 17.30'da Caner Karaer gündemin önemli gelişmelerini aktarmak üzere ana haber bülteninde sizlerle olacak. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.